YouTube channel'a gel. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Şimdi ne yaptık? Biz konularımızı bitirdik. Konularımızın kelimelerini bitirdik. Ayrıca ben size LGS'de full yapabilmeniz için bir video attım. Onu belki daha kısa versiyonunu da atabilirim. Ama orada işinize yarayacak bir sürü şeyden bahsettim. Şimdi ise size daha öncesinde çıkmış sınavları karşılaştırdığım, yani ÖSYM'nin size sorduğu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın size sorduğu diyeyim daha doğrusu. Oradaki kelimeleri seçip ben arkadaşlar sizin için önem teşkil eden kelimeleri ünite ünite not ettim. Ve şimdi ilk ünitemizden başlayacağız. Bizim ilk ünitemiz neydi arkadaşlar? Hemen ilk ünitemizi hatırlıyoruz. Friendship ünitesiydi, yani arkadaşlık ünitesiydi. Kelimelerimiz çok önemli. Arkadaşlar hemen hemen her biri en az 4-5 kere sınavda çıkmış. İlla kelime olarak karşınıza çıkmak zorunda değil. Paragraflar içerisinde de çıkmış kelimeler. O yüzden her bir kelimenin en az 4-5 kere karşımıza daha öncesinden getirmiş sınav sisteminde. Şimdi sizinle çok dikkatli bir şekilde ilk kelimemizden başlıyoruz. Bir kere en önemli kelimesi accept. Accept neydi? Accept bir davete, accept bir öneriye kabul eder şekilde, cevap verme şekilde accept deniyordu. Hatta accepting and refusing diye bir ana başlığı vardı. Accept kabul etmek. Bak tik atmışım. Size bir teklifte bulunuyor, siz de onu accept ediyorsunuz. Ya da sosyal medyada hatırlayacağınız, mesela görmüşsünüzdür eğer telefonunuzu gece kullanıyorsanız. Mesela size arkadaşlık isteği yapıyor. Eğer kabul ediyorsanız accept, reddediyorsanız refuse kullanır. Arkadaşlar argue. Argue tartışma demek ama böyle vuruş, yumruk, tekme tarzında değil. Ağız yoluyla tartışmaya biz argue diyoruz. With edatıyla çok kullanılıyor. Argue with şunun ile tartışma. Argue with my family. Kiminle tartışıyorum? Ailemle. Ağız çizdim şuraya görebileceğiniz gibi. Ağız yoluyla, ağza çok benzemeyebilir. Ağız yoluyla tartışma. Attend. Attend katılmak demektir arkadaşlar. Daha çok şeyler için kullanılıyor. Bir kursa katılmak, sınıfa katılmak, işte onlar için katılma anlamında kullanılabilir. Backup'ı sırttan hatırlıyorduk. Ölünün sırtını sıvazlıyorsak ona ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Destek veriyoruz. Backup desteklemek. Ben burada 3 tane kelime yazdım. Best friends, buddy ve close friends. Arkadaşlar bunların üçü de yakın arkadaş demek. Yakın arkadaş. O yüzden üçünü bir ele aldım. Best friends, buddy ve close friends diyebiliriz arkadaşlar. Busy çok önemli bir kelimemiz. Hemen hemen 5 ünitede de karşınıza çıkacak. Busy meşgul demek. Özellikle telefonda ünitesinde karşınızdaki kişi işte meşgulse vesaireyse orada çok kullanılıyor. Busy meşgul demek. Arkadaşlar casual, casual günlük demek. Mesela ben buraya sizin karşınıza nasıl kıyafetlerle çıkıyorum? Casual clothes. Günlük kıyafetlerle çıkıyorum diyebilirim. Bir diğeri count on. Count on arkadaşlar güvenmek demek. Bunu da daha öncesinden bahsetmiştik. Bir diğeri follow. Arkadaşlar follow takip etmek demek. Yine sosyal, social network dediğimiz sosyal medya üzerinden birini takip etme olayına da yine biz follow diyoruz. Bir diğeri get on well. Bu da yine with edatıyla kullanılıyor. Birisiyle iyi geçinmek diyebiliriz. Get on well with someone diyebiliriz. İyi geçinmek, iyi anlaşmak. Şuraya bir kalp koymuşum. İyi geçinmek arkadaşlar. Helpful, help kökeninden gelir. Help yardımcıdır. Helpful, yardımsever anlamında kullanılıyor. Bakın bir el var. Elimizi herkese olabildiğince uzatmaya çalışıyoruz. Helpful. Honest. Arkadaşlar honest, dürüst demek. Bunu daha önceden de görmüştük. Interested in. Arkadaşlar interested in birlikte yazılır, birlikte kullanılır. Interested in ilgili olmak. Mesela ben diyorum ki I'm interested in interested in neyle ilgiliyim? Mesela chess, satrançla ilgiliyim ya da interested in football, futbolla ilgiliyim diyebiliriz arkadaşlar. Invite, invite şurada davetiye çizmeye çalıştım. Invite arkadaşlar davet etmek demek. Join, join katılmak, mesela bir partiye katılmak, bir eğlenceye katılmak, bir gruba katılmak anlamında join çok kullanılıyor. Loyal, loyal hatırlarsanız sadık demiştik. Sadık en çok hangi hayvan için kullanılıyor? Köpek. Şurada dog yazdım. Çok bir köpeğe benzemiyor olduğuna. Köpekler nasıl hayvanlardır dediğimizde loyal animals. Yani sadık hayvanlardır. Son 5 kelimeme geçtim. Çok önemli 5 kelime yine aynı şekilde. Mean arkadaşlar cimri demekti. Mean cimri 1 dolar var. Bunun zıttı neydi? Generous. Cömert. Mean cimri. Generous. Cömert. Mean cimri. Mean derken de surat ifadem nasıl oluyor? Mean. Evet. Arkadaşlar prefer. Bir tane pizza, bir tane şu da lahmacun gibi düşünün. Pizza ya da lahmacun. Yani ben ne yapıyorum?
prefer tercih ediyorum. Prefer tercih etmek demek. Bunun gramer kısmında da konusunu anlatmıştık. Refuse şunun zıttı arkadaşlar. Accept kabul etmekse refuse reddetmek. Share shared arkadaşlar paylaşmak demek. Biz duygularımızı paylaşabiliriz, paramızı paylaşabiliriz ya da social networks'lar üzerinden, sosyal medya üzerinden paylaşımlarımız oluyor. Onları da paylaşabiliriz. Bir diğer tactful, tactful da arkadaşlar düşünceli, nazik, kibar anlamında kullanılan güzel bir sıfattır. Şimdi sıra ikinci ünitede. Evet, şimdi ikinci ünite ve üçüncü üniteyi bir vereceğim. Yanlarına resimler çizmeye çalıştım. Resimlerin ne kadar güzel olduğunun bir önemi yok arkadaşlar. Sizin aklınızda ne kadar kaldığıyla alakalı. Bizim için önemli olan kısmı o. Şimdi ikinci ünitemizin önemli kelimeleri. Arkadaşlar fond of ve keen on birlikte aynı anlama gelir. Bir işi yapmaya istekli, gönüllü olmak anlamında fond of ya da keen on. İkisi de olumludur. Bir şey yapmaya istekli olmak. Bir diğeri boring. Burada bir sıkılmış surat vardır arkadaşlar. Boring, sıkıcı, sıkılmış anlamında kullanılır. Can't stand ve unbearable. Buna ben ekstra bir yıldız koydurtuyorum size arkadaşlar. %100. Zaten bunların hepsi çıkmış kelimeler. Çıkma ihtimali yüksek kelimeler. Ama şu ikisi ben yine kesinlikle karşınıza çıkacağına eminim. Ya can't stand ile ya da unbearable ile karşınıza çıkacak. Katlanamamak, tahammül edememek anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle ekstra yıldızlı not ediyorsunuz. Bir diğeri fun. Fun, eğlenceli demek. Bunu da aklınıza bulunduruyorsunuz. Go shopping, burada bir market arabam var. Go shopping, alışverişe gitmek anlamında. Prepare, hazırlamak. Arkadaşlar mesela bir yemek hazırlamak, bir web sitesi hazırlamak. Hepsi dahil. Terrific, terrible ile karıştırmayın. Terrible, berbat demek ama terrific daha kısadır arkadaşlar. Müthiş anlamında kullanılır. Terrific voice, mesela harika bir ses. Ya da terrific scenery, harika bir manzara. Arkadaşlar bir diğer trendy, buraya bir kıyafet çizdim. Trendy, trend anlamında kullanılıyor. Mesela trendy kıyafetler, kıyafet, clothes anlamında çok fazla kullanılıyor. Çok ekstra kelimemiz yok. Benim zaten size ikinci ünitenin kelimesi kısmında da verdiklerime dikkat edin. Ama benim yıldız kelimelerim, sınav sisteminde çıkmış soruların yıldız kelimeleri bunlarmış. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Biliyorsunuz zaten iyi kötü çizimlerden belli olduğu üzere mutfakta ünitesine geçiş yapıyoruz. Üçüncü üniteyle add. Add'in yanına bir artı işareti koydum arkadaşlar. Add eklemek demek. Eklemek. Mesela işte çorba yapacaksınız. Çorbaya ne add yapabilirsiniz? Add eklemek. Bake pişirmek. Pişirmek. Cook da pişirmek. Bake'in şöyle bir ekstrası var. Bake fırında pişirmek. Cook ocakta pişirmek anlamında söyleyebiliriz. Beef, beef. Artık biftekten aklınıza gelsin sığır eti. Şu Tom ve Jerry'nin çizgi filmlerinde böyle kalıp şeklinde böyle kocaman bir et parçası var ya ona beef deniyor. Boil. Boil ise arkadaşlar kaynamak demek. Yumurtada çok kullanılır, makarnada çok kullanılır. Aklınızda kalsın. Boil, kaynamak, kaynatmak. Şurada hem o hem iyi aklınıza gelsin böyle kaynar da su böyle nokta 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 buharlaşır ya oradan aklınıza gelebilir. Bowl ben size bir kase çizdim. Bowl da kase demek arkadaşlar. Butter, butter tereyağı demek. Çop çop arkadaşlar doğramak demek. Çop 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 bak vurursun da ses çıkar ya. Doğramak, cut da kesmek demek. Şimdi chop ve cut'ın arasında nasıl bir fark var? Arkadaşlar cut şöyle direkt kesiyorsunuz. Okey. Tamam mı? Ama çok mesela diyelim ki bir menemen yapacaksınız. Ne yapıyorsunuz? Domatesi cut yaptın. Tamam. İkiye ayırdıysan cut. Ama böyle ne yapıyorsunuz domatesler? Böyle tık 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 tık. Çok o anlamda kullanılıyor. Grill. Şöyle pastayı geçirip yana geçtim. Grill ise ızgara. Bizdeki mangal arkadaşlar. Mangal kültürünün tamamen yansıması. Desert ise desert tatlı demek arkadaşlar. Görüyorsunuz burada size bir cupcake çizdim. Dice. Burada arkadaşlar küp küp küpleri görüyorsunuz. Dice'ın zaten zar anlamı da var. Küp küp doğramak anlamında bunu kullanıyorsunuz. Aklınıza kuşbaşı gelebilir. Kuşbaşı nasıl? Dice. Arkadaşlar do. Play do'yu hatırlıyor musunuz? Eminim hepiniz hayatınızın bir döneminde oyun hamurlarıyla oynamışsınızdır. Play do hamurla oynamak demek. Do da oradan geliyor arkadaşlar. Hamur demek. Flour. Flour ise un demek arkadaşlar. Geçiyorum. Fry. Fry kızartmak demek.
geçiyorum yan tarafa. Mesela bir şey yapacaksınız, tarifler kısmında size neyi veriyor? İçindekiler kısmını veriyor. İşte 3 kilo işte ne var mesela, patates, 5 kilo yumurta falan diye içindekiler kısmı var. Mix ve stir vardı arkadaşlar. İkisi de karıştırmak demek. Mikserden aklımıza geliyordu. Oil yağ demek. Bu mesela olive oil ile çok kullanıyor. Zeytinyağı anlamında. Aklınızda kalsın. Onion ringler vardı, hatırlıyor musunuz? Soğan halkaları. Arkadaşlar onion soğan demek. Bir diğer pal. Pal. Mesela ben patates püresi yapacağım. İlk etapta ne yapıyorum? Patatesi pal. Soyuyorum diyebilirim. Pour döküyorum mesela. Sütü ne yaparsınız? Pour dökersiniz. Receipt, arkadaşlar reçeteden aklınıza gelsin. Reçete. Receipt, tarif demek. Yani bir şeyi nasıl yapacağınızı, nasıl kullanacağınızı anlattığı kısma da receipt deniyor. Saucepan arkadaşlar, tava, sos tavası anlamda kullanıyorsa bir tencere çizmeye çalıştım. Şimdi service, servis etmek anlamında kullanıyor zaten. Kökeninde serve, servis etmek. Bir diğer slice. Arkadaşlar slice dilimlemek anlamında kullanılıyor. Mesela pizzayı slice yapabilirsiniz. İşte keki slice yapabilirsiniz. Slice'dan sonra step söyleyebiliriz arkadaşlar. Step burada ben ayak çizdim. Adım adım anlamında. Arkadaşlar step by step, adım adım mesela ne yapabilirsiniz? İlk etapta patates püresinden bahsediyoruz ya. Patates püresini işte ilk etapta ne yapıyorsunuz? İlk adımda first step, ilk basamakta soy diyor. Mesela second step boil then. İkinci adımda ne yapıyorsunuz? Haşlıyorsunuz gibi. Arkadaşlar tasty, delicious ve yummy. Bu üçü de lezzetli demek. Üçü de varsa yemek lezzetlidir. Pozitif bir düşünce vardır. En sonunda şunu söylemek istiyorum. Enjoy your meal ya da bon appetit vardı biliyorsunuz. İkisi de afiyet olsun anlamında kullanıyor. Şimdi ise ne kaldı geriye? Dördüncü ve beşinci ünitemizin sınavda çıkmış ve şimdi de çıkma ihtimali yüksek kelimelere devam etmeye. Hadi bir tahta isteyeyim. Evet arkadaşlar, birinci, ikinci, üçüncü ünitemizi bitirdik. Şimdi sıra dördüncü ve beşinci ünitemizdi. Burada da çok temel kelimeleri vermeye çalıştım. Sınavlarda daha öncesinden çıkmış ve çıkma ihtimali yüksek olan kelimelerden devam ediyoruz. Şimdi addiction. Addiction arkadaşlar bağımlı olmak. Mesela internet bağımlıları ile alakalı metinler vardı kitabımızda. Bunu aklınıza tutuyoruz. Addiction, addict. Bağımlı olmak. Addiction da bağımlılık. Mesela internet addiction. Ne bağımlısı? İnternet bağımlısı. Arkadaşlar available ulaşılabilir demek. Bir de başına an alırsa ne oluyordu? Unavailable ise ulaşılamaz oluyordu arkadaşlar. Available, birinin telefonunu aradınız, annesi çıktı. Diyorsunuz ki arkadaşımı aradım, bakıyor ha it's he, mesela she is available ya da he is available, şu an müsait. Ama arkadaşlar unavailable deseydi, she is unavailable, o müsait değil anlamında kullanıyor arkadaşlar. Call, şurada bir telefon çizmeye çalıştım. Call arama demek. Call da aklımızda kalsın. Communicate, hatta communication bu ünitenin en önemli kelimesiydi. Communicate, hatta The History of Communication diye bir metin vardı. Onu kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Communication, communicate, iletişim demek arkadaşlar. Customer, customer ise müşteri demek. Burada şeyler yapmışlardı, hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum, kitabınıza zaten bakacaksınız. Diyaloglar vardı işte, laptopu bozulan, işte bilmem ne olan, hani geri gönderiyordu, değiştirme talep ediyordu falan anlamında yine customer'ı kullanabilirsiniz. Talk, face to face, talk'la kullanıyor genellikle arkadaşlar. Yüz yüze konuşmak anlamında face to face, bakın burada yüz, iki yüz çizim birbirine dönük. Face to face, yüz yüze anlamında kullanılıyor. Hold on, aradığınız kişi işte mesela değil, arkadaşı çıktı, soruyorsunuz, size diyor ki hold on, bekle diyor. Tamam mı arkadaşlar? Hold on, hatta bekletmek anlamında kullanılıyor. Hang up, konuştun, işin bitti, telefonu hang up yapıyorsun. Call, hang up. Aradın, call, kapatmaya da hang up diyebilirsiniz. Keep in touch, biriyle bağlantı halinde olmak. Yani şöyle, mesela ben yıllar sonra bir arkadaşımla yolda karşılaştım. Diyorum ki ona, keep in touch. Ne yapalım? Bundan sonra bir bağlantıda kalalım. Yani birbirimizi takip edelim. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Araşalım anlamında. Keep in touch, bağlantıda kalmak. Leave a message. Arkadaşlar aradığınız kişi evde yoktu ama bir mesaj bırakmak istiyorsunuz. Leave a message, mesaj bırakmak anlamında kullanılıyor. Letter, arkadaşlar letter, mektup demek, görüyorsunuz. Burada L'si silinmiş, letter gibi olmuş ama burada bir L var. Parmağımda silmiş olmalıyım. Letter, mektup demek. Şimdi beşinci ünitemiz arkadaşlar, bakıyorum account, hesap demek. Mesela social account, sosyal
social media account, sosyal medya hesabı. Hani böyle isimleri sanılıyor, hatta bazen garip garip isimler oluyor. Account hesap. Attach, arkadaş, attach eklemek demek. Attach eklemek. Attach'tan aklınıza geliyordu. Mesela bir yazı gönderiyorsunuz, yazının yanına bir de attach yapıyorsunuz, fotoğraf gönderiyorsunuz gibi. Chat. Chat'i zaten hemen hemen artık herkes biliyor arkadaşlar. Chat ne demek? Sohbet etmek anlamında kullanılıyor. İnternetten çok kullanılıyor arkadaşlar. Click, click, şu tuşu gördünüz. Click, tıklamak demek. Click, 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 tik, tik. Oradan gelsin. Download, indirmek demek. İndirme işareti. File, dosya demek arkadaşlar. Password, şurada dörtlü boş bıraktım. Password ise neyimiz bizim? Şifremiz. Şurada screen var. Screen, ekran demek arkadaşlar. Telefon ekranı olur, bilgisayar ekranı olur. Her şeyin ekranı olabilir. Screen, televizyon ekranı, ekran demek. Artık search, aramak demek. Girdiniz Google'a, yazdınız. Hani şu enter'a basıyorsunuz işte orada siz search yapmış oluyorsunuz. Aradığınız kelimeyi arama tuşuna basarak buluyorsunuz. Confirm ise arkadaşlar doğrulamak anlamında kullanılıyor. Şimdi biz 1. 2. 3. 4. ve 5. ünitemizi yani LGS sınavında bizim sorumlu olduğumuz kısımdaki bütün kelimeleri arkadaşlar ben önem teşkil edenleri özellikle size ayrıca bir video şeklinde çekip verdim. Bu videodaki her kelimeyi lütfen, lütfen, lütfen diyorum ezberlemiş olmanızı istiyorum. Arkadaşlar çok çok önemli. Sınavda daha önceden çıkmış ve çıkma ihtimali yüksek kelimeleri sizin için araştırıp işte bakıp kaç kere çıkmış, 3 kere, 5 kere, 10 kere çıkma ihtimali falan diye bakıp arkadaşlar sizin için özel bu videoyu çektim. Sakın ha sakın unutmuyorsunuz, bu kelimeleri ezberliyorsunuz. Arkadaşlar bundan sonra hangi videomuz gelecek? Eğer abone olursanız direkt sayfanıza düşecek. Yani bunlar için tamamen abone olmanız gerekiyor ki anında ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Abone olup beğenirseniz de bu videoların tabii ki de devamı gelecek. Sadece LGS üzerine de değil. Siz biliyorsunuz bitirdikten sonra liseye geçeceksiniz. Lisede de karşınıza İngilizce çıkacak. Orası için de yine planlarım var. Arkadaşlar dediğim gibi sizler ne yapıyorsunuz? Bu kelimeleri ezberliyorsunuz. Konularınıza çalışıyorsunuz. Ben size İngilizce'de 10'da 10 yapmayı hedefliyorum. Yani benim hedefim sizlere 10'da 10 yapabileceğiniz seviyeye getirmek. Benim bütün videolarımı eğer izlerseniz arkadaşlar bu seviyeye zaten ulaşmış olursunuz ve sınavda da 10'da 10 yaparsınız. Bu şekilde bizim kelimelerimizi de bitirdik. Bundan sonra inşallah ne videosu gelecek ya önce ya sonra LGS'de nasıl 10'da 10 yapabilirim diye ipuçlarını vereceğim. Ve arkadaşlar onunla alakalı da birkaç bir şey işte tekrar videosu vesaire de yine devamında gelecek. Abone olursanız kaçırmazsınız. Şimdilik bu kadar, bugünlük bu kadar. Tekrarlarınızı yapın. Anlamadığınız yerleri aşağıya yorum olarak bırakın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Goodbye.